Arkadaşlar, PUBG Mobile'a yine büyük bir güncelleme geldi. Bu videoda hepsine bakacağız. Şimdi ilk olarak şundan başlayalım abi. Bu önemli. Oyunda artık kurt adam olabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl? Bak, ata falan da binebiliyoruz. Da at bu kılıkla kabul etmedi beni tabii. Lan kendi atım bana trip attı be. Bu şekilde hızlı koşabiliyoruz. Hopluyoruz, zıplıyoruz falan yani. Şimdi bir diğer dönüşebildiğimiz yaratık yarasa adam oluyoruz arkadaşlar. Ya bir çeşit zombi yarasa gibi yorumladım ben. Yani Batman gibi düşünme, yani o süper kahraman kategorisinde değil de hani sokaktaki sade vatandaş yarasa gibi bir şeye dönüşüyoruz. Bu da böyle böyle şekil hareketleri var. Güzel. Oyuna at geldi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çok iyi değil mi ya? Oyunlarda atı seviyorum ben ha. Yani bir oyunda bir at varsa ben ona kesin binerim. Ya da daha önce binmişimdir. Şurada bir at var ya. Ata binebiliyor muyuz abi? Onu çok merak ettim. Dur deneyeceğim. De. Yürü lan. De. De. Gerçekte de öyle yani. Genel olarak at seviyorum ben galiba. Bayağı da yükseğe zıplıyor bak. Bir de atın şöyle bir olayı var. Hani boş geziyor olsam bile, yani şöyle bir hava almaya çıkmış olsam bile sanki çok önemli bir hedefim var. Bir yere yetişiyormuşsun karizması var yani. Bak hiç konuşmayayım, arkaya müzik koy, yine karizmayım. Üstümde sandık gibi bir şey taşıyorum ama bak adamın beli meli gitti ya. Hastane masraflarını alayım. Oradan hastane masrafı çıkar umarım o sandıktan. Çöpün çöpü. Şimdi yeni güncelleme ile gelen büyük etkinlik alanı burası arkadaşlar. Burayı da bir görelim. Yani kanlı ayın uyanışının merkezi yani burası. Bak böyle ışınlanma portalları koymuşlar. Direkt içine ışınlanıyorsun. Kocaman bir kale konsepti. Dark bir tema. Distopik bir dünya da diyebiliriz. Bak şunu da göstereyim. Bu mekanda böyle tabut şeklinde kutular var. İçine girip saklanabiliyorsunuz. Başka bir işlevi var mı bilmiyorum. Galiba yok. Yani içine girip saklanıyorsun, böyle etrafa bakıyorsun falan. Beni unutmayın burada he. Uyuyakalırım. Onun haricinde şöyle bir mekana bakalım. Bayağı büyük. Dolu. İnceleme videosundayım, zorluk çıkartmayın. Şimdi. Büyük etkinlik alanını temizledikten sonra tam ortada kocaman bir sandık var bizi bekleyen. Bakalım içinden ne çıkacak. Bayağı büyük hissediyorum. Yani artık taşıyor bak, ışık hüzmesi olmuş yani. Evet, yine diğer etkinliklerde olduğu gibi 3 set işte kurt adam, yarasa adam dönüşüm şırıngaları, 2 tane drop silahı, canlanma kartları falan. Güzel. Ben bir yerinde bir düğme müğme bir şey yok mu? Bir basayım, bir aktive olsun tapınak. Burası küçük etkinlik alanı arkadaşlar. Tabii bu etkinlik alanlarında hava biraz kararıyor. Yani korku gerilim konsepti var. Şu taş ne ya? Üzerimde böyle bir taş var, bir saniye. Oha, bayağı uzun sürüyor kullanması. Belli ki önemli bir şey olacak. Bu ne lan? Meydan oku mu? Kime? Abi en büyük sensin, en boss sensin, tamam. Kabul ediyorum ama bak, büyüklüğü kabul ettim ama yani. Şu an kavganın bitmesi gerekmiyor mu? Adamın olayım ya. Hayır, cam basmama izin vermiyor ki. Alan çok dar bak. Son anda. Ben çıkıyorum buradan ya. Burası da böyle arkadaşlar. Üzerimde şöyle kızıl anahtar diye bir şey var. Buna bir bakalım bakalım. Ne oluyor? Ulan bana yine mi portal 30 saniye vardı öbürünün dolmasına. Bir yavaş açılın bir oğlum. Bir sıraya koyamıyor musun? Ne oluyor lan? Lan buraya yükleme ekranıyla geldim ya. Bilgisayarı daha hızlı olan daha çabuk geliyor. Öbürlerini vuruyor. Yükleme ekranı. Saçmalama. Adamlar o yüzden bekliyor. Lan oyunun bug'ını buldum lan. Ben bu köşede beklerim. Herkesi vururum oğlum burada. Arkadaşlar oyunda süper bir yer bulduk var ya. Bak şimdi köşede bekleyeyim ben. Ama sen az önce kurtsun. Bu kadar çabuk kurt insan. Şöyle bir Livik'te neler oluyor bir ona bakalım. Buraya kimse gelmedi. Ne saçmalık bu. Buraya kimse gelmedi. Ne saçmalık bu. Bu adamlar az önce buraya mı indi? Yönleri karıştırdım. Burası bayağı yakınımda. Duydum adamı. Bot mu? Vuruyor.
Vay çakal Norris. Chuck Norris. Chuck Norris gibi çıktı adam. Düldül sen o tarafa bak. Biri gelirse söyle. Bu ata bir isim bulmamız lazım. Özgün bir isim. Arkadaşlar şimdi oyundaki en havalı, en karizmatik hareketlerden birini gösteriyorum. Islıkla atımı çağıracağım. Seyret. Böyle diyelim zor durumdasın. Ağacın arkasında. Biraz geç algıladın ama Düldül. Bak savaşta o 1-2 saniye bile çok önemli. Uçak geçiyor diye mi duyamadı acaba? Burada besleyemezsem nerede besleyeceğim oğlum? Eve mi götüreyim? Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor da olabilirim. PUBG Mobile'a daha önce at gelmişti sanki. Emin değilim ama bir hatırlayanlar yazsın lütfen. Aa, engel gördü mü kendisi otomatik atlıyor. Ya da at değildi o, toynaklı başka bir hayvan mıydı? Katır mı, boğa mı? Bir şey gelmişti sanki ama. P90 alıyorum. Duydum. Bir şey diyeceğim. Ben atla 4 nala giderken o beni duymadı. Ben onun insan ayak sesini mi duydum? O kayalıkların oradan bir yerden attı ama. Sen biraz fazla oldun ama kanka. Öyle açıkta gezip sıkmalar falan. Oh, hassasiyet ayarlarım değişmiş. Yine bir ince ayar çekmem lazım. Düldül nereye gidiyorsun oğlum? Kafana göre öyle gidemezsin. Savaştayız ya lütfen ya. Burada ne olmuş oğlum? Adamlar katliam yapmış burada. Biri ya da birileri. Oo, son anda gidiyordum. Bir drop daha düşüyor. Yolumun üstü hep drop. Şu kurt adamı kullanalım bari hani yenilik anlamında. Çok tavsiye etmiyorum. Hızlı hareket edebiliyorsunuz falan ama çok çabuk bir şekilde ölebilirsiniz. Hasar falan da verebiliyorsunuz. Yani pençe falan vuruyorsunuz rakibi ama. Bak şöyle sağ sol. Şu ne yapıyor? Evet. Bunun ne yaptığını bir yorumlara yazabilir miyiz? Bunun özellikleri yükseltilebiliyor falan mı maç esnasında? Öyle bir şey mi? Teşekkür ediyorum. Sevgili kurt adam. Bizi ayırdığın zaman için. Ama bu kadar yeter. Şimdi maç ciddiye bindi artık. Son bölümü geliyor. Ne kafa varmış iki tane HS'ye de. Bak bir ona bir öbürüne. Tam olarak bu oluyor. Yakın geldi. Oha cesarete bak. Bu da benim gibi yalnız kovboy. Aha, binada adam var. Arkam. Dur, şuraya bir girelim. Lan. Temiz. 1v1. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir de abone değilsek yani maçı buraya kadar getirdik bari şu birincilik ekranına falan bir bakalım. Hani orada bir değişiklik var mı? Onu merak ediyorum. Birinin bir şeyler yapması lazım. Of çok güzel yere gitmiş var ya bomba. Tam kafasının üzerinde patlayabilirdi ya. Heyecan yaptı. Heyecan yaptı. Yani birincilik ekranı da yine aynı yani değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar sizler bu güncelleme hakkında bu yenilikler hakkında ne diyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Benim düşüncemi aşağı yukarı biliyorsunuz zaten. Ben çok büyük yeniliklerin ve özelliklerin oyuna bir anda gelmesine karşıyım. Ya
Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş ya. Bir anda kurt adam olma geliyor, at geliyor, bilmem ne geliyor falan derken oyunun yapısı bozuluyor gibi geliyor bana. Ama karar sizin tabii ki. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ama bak atı sevdim. At güzel, at gaza getiriyor yani. Eğer videomu sevdiyseniz beğen butonuna ya da sevmediyseniz beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de bir abone olup bildirimleri açmanızı da alırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.